Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda bu sabah yine sizlerle birlikteyiz ve bugün biraz çok farklı bir konuğum var. Bir duayen ve belki 20-25 yıldır bu piyasanın içerisinde daha önce de beraber çalıştığımız Orhan Pala, Gündem Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsa Gündem Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, seni burada görmek keyifli çünkü eminim şimdi sorular yağacak sana. Neden olduğunu da açıklayacağım. Sevgili seyirciler, sorularınızı biliyorsunuz. paranirotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Aynı zamanda da Twitter'dan gönderecek olursanız Twitter'dan da yerdinç65'e gönderin ki orayı da net bir şekilde görebileyim. Bilmiyorum sizler izliyor musunuz ama ben her gün bakmadan geçtiğim bir sayfa bu Borsa Gündem sayfası, özellikle de Finans Gündem sayfası. Biraz daha ne olup bitiyor, perde arkasında neler olup bitiyor, hangi hissede ne dolaplar dönüyor, biz tek bilgi kaynağı şu an, yani piyasada olup bitenlerle ilgili çok önemli raporlar yayınlanıyor, arı gibi çalışıyorlar. Evet Orhan, ben önce şey yapacağım, sorular biraz sonra gelmeye başlar, genel bir istersen önce bir piyasayı bir değerlendirelim. Sen şu son ne bileyim Mayıs'tan bu yana olan dönemi nasıl görüyorsun? Böyle bir de biraz seni de tanıyalım aslında. Hani insanlar biliyorsun Türkiye'de çok çabuk hemen işletme kurarlar. Bilmedikleri işe girerler. Ama siz 20 yıldır 3 ortak. Bu dergi ekonomi finans dergilerinden başladınız. Ve zaman zaman beraber çalıştık seninle de evet, daha efendim. Önce. Şöyle bir kısa bir şey verir misin? Sonra hocam, da bir piyasa değerlendirir. Yani ekonomi basını olarak bayağı işte uzun yıllar emek verdik bu sektörde. Sonra 2007-2008 yılında internetin aslında bir iletişim mecrası olacağını anlayınca biz üç arkadaş, işte diğer dergi Kayhan Öztürk Ekonomist Dergisi'nde çalışıyordu o zaman. Barış Bekar Para Dergisi'nde finans editörüydü. Ben de o zaman en son Habertürk'teydim işte. Evet. Biz dedik ki biz dünyada da böyle bir trend var ve artık işte ekonomi, borsa, finansla ilgili bilgiler daha hızlı tüketilen bilgiler ve işte yatırımcılar olsun ya da yöneticiler olsun ya da bu sektörle ilgili kişiler bu bilgileri internetten takip ediyorlar. Dünyada da böyle bir trend vardı. Bunu da biz Türkiye'de yapalım dedik. Evet. Başladık ve başarılı olduk. O zaman Borsa Gündemi Finans Gündemle başladık. Sonra onlar başarılı olunca Sigorta Gündem, yanına otomobil sayfası ve diğer işte ekonomi diğer alanında şeyler yapmaya başladık. Ve bir de dergi çıkaralım dedik. Bu dergi de sektörde benimsedi. Bugün sigorta sektöründe en fazla takip edilen akıllı yaşam dergisi. Sonra biz bunu tabii büyüyerek sürdürdük. Yeni personeller aldık. Daha önce çalıştığımız arkadaşlarımız, benim yazı işleri müdürüm şu an bizim haber koordinatörümüz. Yani hem mecraya hem de elemana yatırım yaparak bu noktaya geldik. Ama tabii çok zor oldu. Çünkü bizim internet, televizyonla gazetenin ortası gibi bir şey. 24 saat çalışmanız gerekiyor. İşte sabah 6'da başlıyor bizim çalışmamız. Gece 2'ye 3'e kadar devam ediyor. Biraz özveri, biraz emekle biz bu noktaya geldik hocam. Evet, şu an görebildiğim kadarıyla gerçekten bu finans sektörü, yani finans piyasası, hani bankaların kendi finans veya aracı kurumların kendi sayfaları bir kenara, öbür taraftan çok değerli bilgi her yerde bulamadığınız bilgidir ve biz sizin sayfalara girdiğimizde çok değerli bilgi buluyoruz. Bir de bu süreç içerisinde, yani sizin bu 2007'de 2008'de tam da böyle kriz zamanı kurmuşsunuz. Evet, evet, yani böyle avantaj oldu bizim için. Çünkü finans piyasaları çok çalkantılıydı o zaman. Habere daha çok ihtiyaç vardı. Neler oluyor? Özellikle Amerika'daki krizin doğuracağı sonuçlar çok merak ediliyordu. Biz de o dönemde girdik ve o da bizim için büyük bir avantaj oldu zaten. Evet. Ve bu süreçte siz önce yavaş yavaş fakat sonra hızlanan bir ivmeyle yükseldiniz. Şu an yatırımcıların çok büyük ilgisi var, ben biliyorum. Sebebi de görebildiğim kadarıyla yatırımcılar
aslında araştırma birimleri, bütün aracı kurumların, bakıyorsunuz BIST Borsa İstanbul'un 30 hissesi veya 50 hissesini kapsıyorlar araştırma olarak. Fakat öbür taraftan hisse bazında baktığınızda 400'e yakın hisse evet. var. Hani fonları hariç tutarsak. Gelişen işletmeler pazarı var, işte gözaltı pazarı var, SPK'nın A, B, C diye ayrım ettim. Yaptığı, kategorileştirdiği hisseler var. Ve küçük yatırımcı da çok ilginç Orhan. Bu 30 dışındaki, 50 dışındaki daha çok öbür küçüklere yoğunlaşmış durumdalar. Evet. Onlar da orada büyük hatalar yapıyor. Onu biraz sonra konuşacağız ama. Hı. Şimdi şu demin ilk sorudan geleyim. Hocam sizin söylediğiniz çok önemli mesela o araştırmayla ilgili bir bölüm. Şimdi sermaye piyasasında şu anda 5000 tane profesyonel var. Aracı kurumlar hiçbir zaman işte bu araştırma departmanlarına ya da personele yatırım yapmadı ve son yıllarda özellikle bu sayı azaldı. O yüzden de bugün doğru düzgün bir rapor yayınlanmıyor. Evet. Baktığımız zaman yani büyük birkaç tane aracı kurum yapıyor ama o da özel müşterilerine gönderiyor. Yatırımcıların büyük bir kısmı bu raporlardan da haberdar olmuyor. Aslında bilgi çok sınırlı baktığınız zaman. Zaten yatırımcılar da o büyük şirketlere, büyük şeylere ilgi göstermediği için o yüzden bu alanda da aracı kurumlar çok fazla yatırım yapmak neden istemiyor. Neden ama ya istemediler biliyor musun? Şu an aracı kurumlara baktığında aracı kurum research'e bir kişi alsa, iki kişi alsa kaç tane hisse senedini kapsayabilir? Bir günde kaç tane ciddi hani elle tutulur bir rapor yazabilir? Yok. Hı. Buraya yatırım yaptığı zaman şimdi müşteri öyle bir kısır döngü var ki müşteriye çok kaliteli hizmet vereyim ve benden işlem yapsın dediğinde maalesef müşteri sadece en düşük komisyon olan yere gidiyor. Evet. O rapor ihtiyacını da nasıl olsa internette her yerde yayılıyor. Evet. Ve oradan bir şekilde karşılarım diyor. Fakat bulamıyor. Ama sizin zaten çok önemli bir boşluğu doldurmanızın sebebi şu. Siz her hisseyi hem kapsadığınız gibi araştırma raporu yayınlamıyorsunuz ama haber olarak bu hissede ne olup bitiyor, hangi haber geldi, niye kağıt tavan oldu, niye taban oldu, hepsini ayrıntılı sizden haber alabiliyor. Böyle başka da ben hani bir de forumlarda, evet. forumlarda da şey geyik yani evet. daha doğrusu forumlarda da yanlış bilgi çok evet, fazla oluyor. Sağlıklı bilgiler olmuyor. Şimdi, ama orada yatırımcılar da bizi aslında bu kanala itiyorlar çünkü şöyle internetin getirdiği o interaktivite, o şey bize sorular geliyor. İşte yatırımcılar sürekli işte şu hissede olağan dışı fiyat ve miktar hareketi yaşanıyor. Bunun nedeni nedir diyor. Çünkü borsa ya da SPK şirkete sorduğu zaman özel durum yoktur deniyor. Ama bu hisseler de öyle sert hareketler yapıyorlar ki. Ya bir hisse 1 liradan 12 liraya gidiyor. 3 ay içinde tekrar 1 liraya düşüyor. Yani ve o arada hiç özel durum açıklaması yapılmıyor. Biz de diyoruz ki nedir bunun nedeni? Yani niye bu hisse 1 liradan 12 liraya gitmiştir? Niye 1 liraya düşmüştür? Oradaki tabloyu ortaya koyuyoruz ve o yüzden de yatırımcılar bunu takip ediyor. İşte sizin de söylediğiniz gibi yani bizim yatırımcılar biraz şey hızlı hareket edeyim, bir anda büyük para kazanayım mantığıyla aynen. hareket ettiği için o yüzden bu tür hareketler ve şeyler onların daha fazla dikkatini çekiyor. Her şeyi öğrenmek istiyorlar. İşte burada yatırım yapsam bir saat sonra ya da bir gün sonra ne kadar para kazanacağım ve bu hep kaybetmelerine neden oluyor. Baktığımız zaman işte borsa 50 binden 80 bin 90 bine gelmiş, yatırımcı sayısı 20 bin azalmış. Yani bu çok anlatılacak bir şey değil. Çünkü yatırımcılar hep mağdur olmuş. Yani mesela son 3 yılda yani 2000 özellikle 2010, 11, 12 yılında yapılan halka arzlara bakın. Orada çok fazla mağduriyet vardır. Evet. Oradaki yaşanan fiyat hareketlerine bakın. Çok fazla mağduriyet yaşanmıştır. Ve bu yüzden de yatırımcılar yavaş yavaş borsadan uzaklaşmıştır. Yani bakın mesela 600 milyara yakın Türk halkının mevduatı vardır bankalarda. Faizler %7'ye, %5'e düştüğü dönemde bile orası hiç çözülmedi. Hiç kimse gelip bu parayla yani bu kadar büyük kazanma fırsatı sunan bir piyasada hisse senedine çevireyim demedi mevduatını. Çünkü niye? Borsayla ilgili algılar ya da dışarıya yayılan geri bildirimler çok kötü bir son dönemde. Aynen. Bu yüzden yatırımcılar hep uzak durmaya başladılar. Çünkü burayı bir kumarhane gibi görmeye başladılar. Burada bir yani herkesin dolandırıldığını düşündüğü bir piyasa oluştuğunu algısı oluşmaya başladı. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Yalnız gerçekten de halka açılmalarda o şirket yönetimlerinin inanılmaz kötü niyeti de vardı. Evet, yani evet. Ben açık söyleyeyim. Burada açıkça ifade edeyim sana. Ben de yani hakikaten hikayesine inandığım şirketler olduğu zaman normalde yatırımcılara bundan alın derim. Bir şirket düşün ki
müthiş bir konut projesine başlamış. 5 yılda 750 milyon TL ciro bekleniyor. İnşaatta ciro şeyin kar marjı nedir abicim? En az %30-40'tır yani. 750 milyon ciro bekleniyor. Bu firma diyor ki ben diyor şurada diyor şu tesisi yapacağım diyor. 2012'de bitecek diyor. Şirketin karı zaten diyor yıllık geliri 10 milyon dolar olacak diyor, tamam mı? Ve bunu söyleyen çok önemli bir grup. Ve diyorsun ki bu hikaye müthiş bir hikaye diyorsun. Evet. Geldiğimiz noktada bakıyorsun ne oldu o konut? Birinci fazı bitirdik, ondan sonrasını yapmıyoruz. Peki diğer tesisler ne oldu? Faaliyet raporlarına bakıyorsun. Bir cümle yok. Bir cümle yok. 2012'de bitmesi gerekeni bu şimdi yatırımcıya niye bitiremediğini niye açıklamıyor? Evet. Değil mi? Yani sen söz vermişsin halka açılırken. Ve buna da yani ben inandım çünkü çok iyi tanıdığım bir insan ve buna da inanarak insanlara şey ya öneriyorsun. Hocam şimdi biz... Ve orada bile şey olduktan sonra, tamam mı? Orada çok uzun zamandır tanıdığın, görüştüğün ve sözüne artık kesin olarak inanacağın adamın sözünü inanıp da o şekilde olduğunu gördükten sonra hani derlerdi ya bizim dergi dünyasında hani babana bile güvenmeyeceksin abi. Bu piyasada. Hakikaten niye yatırımcı sayısı artmıyor? Hı. Olay abi. Açık. Hocam şimdi biz geçmişten bildiğimiz için mesela o 2000 yıllar önce yapılan halka arzlarda insanlar kuyruk beklerdi. Tabii. İşte bir kimlik toplarlardı ki daha fazla hisse alayım aynen diye. Öyle. Çünkü halka arzdan sonra hisseler genellikle prim yapardı. Ve herkes para kazanırdı bu işten. O yüzden orada da çok bir bana göre adildi yani. Hisse dağıtılırken küçük yatırımcılara herkes, başvuran herkese hisse verilirdi. Evet. Şimdi bakıyoruz birincil piyasa diye bir piyasa var. Halka arz yapılıyor. Belki de son dönemde yapılan halka arzdan çoğunun ismi siz bilmiyorsunuzdur bile. Yani. Yatırımcı da bilmiyordur yani. Birincil piyasada satışa sunuluyor. 10 saniyede hisseler bitiyor. Kim evet. aldı? Bilinmiyor yani. Küçük yatırımcı aslında bu. Ve hisse açılıyor ertesi gün taban. Evet. Yani böyle bir şey olur mu? Sizin dediğiniz gibi yani çok önemli bir şirket halka açıldı. O büyük vaatlerle işte aracı kurumlar rapor yayınladı. Yatırımcılarına bu hisseyi önerdi. Alın dedi. Ertesi gün açıldı hisse taban. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani siz bu hisseyi kaç liradan aldınız ki tabandan satıyorsunuz? Yani bir bu şekilde sorulur. Sonra şunu fark ettim Orhan. Sen fark ettin mi onu? Hiç talep olmayan varsa girin dedim. Yani en dandik, en şey şirket varsa zaten onu kimse almıyor hissesini. Mecburen mecburen şey yapıyorlar. Mecburen bir paketleniyor, toplanıyor o hisseler. Ondan sonra 1'e 5 değer kazanıyor halka arz fiyatından. 5 katı üzerinden gerçek halka arz oradan yapılıyor. Ama hocam 12 Şubat kararları var. SPK'nın yeni SPK yönetiminin aldığı 12 Şubat kararları orada çok önemli şeyler var. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Şimdi şirket halka açılırken taahhütlerde bulunuyor. Yatırımcılar da bunlara bakıyor. Geleceğine dönük beklentileri satın alıyor. Şimdi SPK birkaç tane şirkete bu konuda ceza verdi. Şimdi diyor ki sen bu taahhütte bulundun. Bu hedefle sattın ve bunları neden yerine getirmedin? Ya da diyelim ki şimdi bir ortak satışı olacaksa önceden açıklama istiyor. Diyor ki açıkla, yatırımcıya duyur, satış nedenini, bu kaynağı nerede kullanacağını, her şeyi net olarak anlat, ondan sonra sat diyor. Ama bir önceki dönemde o kadar çok olumsuzluk yaşandı ki şimdi bu tedbirlere rağmen yine hala yatırımcılar temkinli tavrını koruyorlar. Ama şeydir yani Orhan, burada yani 2-3 tane böyle çok ciddi ceza. Yani bunun hani tabir jargonunda şey tabii denir. Abi. Birkaç tane kelle gitmedikten sonra orada gerçek anlamda yatırımcının oraya güvenmesine imkan yok. Ama hocam şu orada şey de var. Mesela baktığımız zaman Pegasus ve birkaç tane halka arz dışında, bu Halkbank'ın ikinci halka arz dışında çok büyük bir halka arz yok ki. Yapılan halka arz. Niye burada o zaman sorun nedir? Bence patronlar borsaya gelmek istemiyorlar. Yani Türkiye'de yani ISO 500'deki şirketler yani niye gelmesin? Niye halka arz? Biz bu konuda mesela Maliye Bakanımızla gittik, görüştük. Dedik ki halka arz seferberliği var. Yani Türkiye'de işte çok önemli finansal hedefler var. İşte İstanbul Finans Merkezi olacak. Büyük fonların, işte Körfez'deki fonların buraya çekilmesi için bu büyük şirketten halka açılması gerekiyor. Evet. Eğer o şirketler halka açılmış olsaydı belki biz bunları hiç konuşmayacaktık. Çünkü bunlar çok küçük fiyat hareketleri olarak kalacak, geçip gidecekti, unutulacaktı yani. Dedi ki burada bir avantaj sunulması lazım. Yani bu insanlara belki ne bileyim bir vergisel avantaj verilmesi lazım. Ya da ya sermaye piyasasına sağladığı fonla sağlayacağı istihdamdan vergi alınmasın ya da onlara teşvik sağlansın dedik. Maliye Bakanı biz bu konuya sıcak bakmıyoruz dedi.
Yani ya şöyle bir şey. Yani bak, burada gerçekten bu konulara nasıl sıcak bakılmalı mı, bakılmamalı mı? Nasıl geliştirilir? Tamam mı? Yani bunun üzerine yok işte bilgilendirelim, finansal okuryazarlığı evet, geliştirelim hocam, vesaire vesaire deniyor ama finansal okuryazarlığını adamı ne kadar geliştirirsen geliştir. Tamam mı? O piyasadaki o fiyatı izleyip de fiyatın peşinden gidiyorsa okuryazarlık bir kenara, o sırada yaşadığı duygusal durumlar bir kenara. Orada almış başını gidiyor ise bir tek o enayi kendisi, bir tek kendisi para kazanamıyor, giriyor oraya. Evet. Ondan sonra da aslında kazansa da satacağı yeri bilmiyor. Herkes, her yerden alınır ama önemli olan satacağın yeri bilmek. Tabii. Şimdi şeyi diyeceğim. Hocam bu arada finansal okuryazarlık dedi ya, mesela Anadolu'daki bu büyük şirketlerin hepsi çok iyi biliyorlar finansal okuryazarlığı. Sermaye piyasalarını çok iyi biliyorlar. Çünkü yıllardır zaten ham madde alıyorlar. Bu future piyasalarda kullanıyorlar bunu. Kendilerini de hedge ediyorlar. Yani sermaye piyasasında nasıl fon sağlanacak, çok iyi profesyonelleri var. Çok bu piyasayı bilen insanları istihdam ediyorlar. Ama halka açılmak istemiyorlar. Yani evet. Çünkü bir avantaj sağlamayacak diyor. Ben kar ediyorum. Zaten param var. Hayır, niye zaten, halka açılayım? Tabii canım diyor. Yani kaynak zaten adamın paraya ihtiyacı yoksa, kaynak yaratma ihtiyacı yoksa ne yapacak halka açılıp da? Dediğin gibi vergisel teşvikler getirmesi gerekiyor. Demin bir noktayı daha vurgulayacağım Orhan. Şimdi aracı kurumlar araştırma birimlerine yatırım yapmıyorlar. Evet hocam. Sebebi de şu. Yatırım yaptın. En kaliteli bilgiyi veriyorsun ve 300-400 tane hisseyle ilgili raporlar hazırlamaya başladın. Tamam mı? Yok bu Türkiye'de. Ne yapıyor biliyor musun? Geliyor sende hesabı açtırıyor. 10 bin liralık, 5 bin liralık bir hesabı açtırıyor. 500 bin lirası atıyorum, 700 bin lirası başka bir şeydi. Tamam mı? Senden gene işlem yapıyor gözüküyor. Senin raporunu alıyor, bilmem ne yapıyor ama öbür taraftan daha düşük komisyon. Sen diyorsun ki ben böyle bir hizmet veriyorum. Bu hizmete karşılık diyorsun, tamam başkası sana 10 binde 7 veriyor. Bana 1 kuruş, hani 10 binde 8 yap diyorsun. Tamam diyor ama asıl ana parasının %90'ını başka bir yerde değerlendirip senden bilgi alıyor. Niye araştırma kursun ki? Araştırmanın kurulabilmesi için kesinlikle burada destek lazım aracı kurumlara. Yani bu yatırımcıyı bilinçlendirme anlamında. Yani ama orada hocam bence orada, bence aracı kurumların hatası çok büyük. Yıllarca onlar bu mantıkla hareket ettikleri doğru, için, rekabet ettikleri doğru, için. Doğru. Şimdi mesela bir oraya personel alırken onun ehliyetine değil, yani bu işte uzman mıdır diye bakmıyorlardı. Kaç tane müşteri getirirsin, ne kadar işlem hacmi yaparsın, o mantıkla alıyorlardı. Yani o insanlar şu anda aracı kurumlarda yönetici pozisyonunda ve şey. Şimdi SPK'nın aldığı kararlardan bir tanesi de bu aracı kurumlarla ilgili sermaye zorunluluğu. Ben onu, evet, onu destekliyorum. Bütün aracı kurumlar eleştiriyorlar. Ama niye şimdi bu 81 tane aracı kurum var banka evet, dışında. Bunların 40 tanesi, 45 tanesi zarar ediyor. Ya böyle bir mantık var mı? Yani bu insanlar zarar ediyorsa sürdüremez bir yapı. Açıkça söyleyeyim, bana da çok şiddetle sinirlenecekler, kızacaklar ama doğruya doğru. Kesinlikle SPK'nın o kararını, yani sermaye arttırım kararı ve hani yatırım bankası olacak bir kısmı evet, sadece aracılık işlemleri evet, yetkisine sahip olacak. Onlar o şekilde devam edecekler. Ama şu şeyde görebildiğim kadarıyla, yani şu ortamda, tamam mı? Değerli bilgi para etmiyor. Evet. Yani değerli bilgi bak. Aslında biz, ediyor hocam. Onu alan insanlar çok paralar kazanıyor. Mesela Türkiye'de mesela İsmail Tarman denen bir insan vardı. Hı hı. Çok, borsada çok büyük. Mesela öyle 5-6 tane aile sayabilirim size. Yıllardır sermaye piyasasında yatırım yapmışlardır. Ve o kadar büyük, yani 1 milyarın üzerinde portföyleri vardır bu insanların. Ve çok büyük paralar kazanmışlardır. Ve onlar geleceği görmüştür, yatırım yapmıştır. Yani yıllarda aldığı temettüleri de sermaye piyasalarında yatırıma yönlendirmiştir ve portföyleri katlanarak büyümüştür. İşte evet. Ve onu da şimdi hayır işlerine harcıyor değil mi? Evet. Şimdi mesela bunlar bu bilgiyi kullandıkları için çok iyi aracı kurumlarda, çok iyi araştırma servisinden aldığı raporlarla, bilgilerle bu yatırımlar. Orhan ne oldu biliyor musun? Biz biliyorsun şu şeyi kurduk. Yatırım danışmanlığı birimi kurduk. Gedik Yatırım'ın bünyesinde ve Türkiye'de bir ilk bu. İşte aslında yatırımcıların hepsine vereceğiz o bilgiyi. Fakat dediğim olay nedeniyle, yani firmaya katkısını bulamayınca. Hocam Gedik Yatırım bu piyasalarda hep öncü olmuştur. Aslında mesela bu değişim sürecini önce fark edip ve yatırım bankacılığı alanına doğru kayan. Yani bizim istediğimiz, yani bence olması gereken de budur yani. Büyük kurumlar bu kanalda yatırım yapıp büyümek isteyen kurumlar kalsın, diğerleri aracılık etsin sizin dediğiniz gibi. Yani sermaye yoksa sadece aracılık faaliyeti, alım satma aracılık faaliyeti yapsın ya da birleşsinler hocam. Mesela ben şimdi birkaç tane aracı kurum patronuyla görüşüyorum.
sermaye koymak istemiyorlar bu 25 milyon lirayı. O zaman birleşmeleri gerekiyor. Diyorum ki birleşin. Birleştiğimiz zaman şirketi kim yönetecek? Öyle bir sıkıntı kaygı içerisindeler. Ya amaç hani bu sermaye piyasalarında büyümesi, var olması şeydi ki kısa vadede herkes ne kadar para kazanırın peşinde olduğu için kimse ne bu yatırımlar yapmışlar ne de kendilerine yatırım yapmışlar. Yani yatırımcılar da o mantıkla hareket ettiği için yani böyle kısır döngü içerisinde gidiyor. Ama bu bence değişmek zorunda. Mecbur değişecek ama bu şeyden sonra. Orhan, çok kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra sevgili seyirciler tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümde çok daha ilginç bazı konulara gireceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, panel ortasında tekrar birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şey söyleyecektim, oradaki sözümü bitireyim. Biz işte yatırım danışmanlığı birimini kurduk. İsteyen herkese bu bilgiyi veriyoruz. Bütün diyoruz ki müşterilerin hepsine verelim. Fakat dediğim gibi gelecek, gediye müşteri olacak ama başka yerden işlem yapacak. Orada gene en düşük komisyon. O zaman senin, şimdi bizim yaklaşık şu ana kadar yapılan yatırım danışmanlığı birimi için yapılan yatırım neredeyse yaklaşık 800 bin liraya ulaştı. Yani 1 milyon liraya yakın bir yatırım yapıldı. Türkiye'de bazı aracı kurumların sermayesi bir mi? Bak Erhan Topaç hakikaten vizyonu çok muazzam. Bu piyasanın hakikaten duayenlerinden ve bunu gördü. Fakat biz ne yaptık bu sefer? Dedik ki bu raporu, bizim hisse önerilerimizi veya çocuğuna yatırım mı yapmak istiyorsun? Ayda 20 lira ödeyeceksin. Bunu ürün olarak alacaksın. Ben de kısa vadeli ne bileyim 1-2 hafta 3 haftalık hisse önerisi mi istiyorsun? Biz bütün monitöre ediyoruz her şeyi. Raporları bir göreceksin. Yani uzun raporlar. Hocam sizin farklı kılan bir şey de raporlarda şimdi aracı kurumlar sadece 10 ya da 30 hisseyi analiz ediyor. Hepsi aynı hisseler. Hepsi aynı raporları yazıyorlar. Diğerleriyle ilgili bilgiye ulaşma şansınız yok neredeyse. Yok. Biz hepsini kapsadığımız için şu an yatırımcı büyük ilgi göstermeye başladı. Ve şöyle bak, rapor hazırlanıyor. Kondu mu rapor? 25 sayfa. Videosu konuyor. PowerPoint sunumu konuyor. Yani raporun videosu da hazırlanıyor. Okumayı sevmeyenler için hazırlanıyor. Bir de ondan sonra diyoruz ki okudunuz, videoyu da izlediniz. Hala mı bu şirketle ilgili kafanızda soru var, sormak istiyorsunuz? Canlı diyoruz, internet üzerinden webinara katılın. O hissenin sorularını sorun. Bu sırada şirkete haber veriyoruz. Yatırımcı ilişkileri bölümü diyoruz. Biz sizin şirketle ilgili webinar yapıyoruz. Yatırımcı da katılacak. Siz de katılmak isterseniz buyurun diyoruz. Katılan oldu. Ben onlara teşekkür ediyorum. Yani Türk Telekom katıldı. Mesela Birisa inanılmaz müthiş yatırımcı ilişkileri en doğru bilgiyi vermek adına bizimle acayip koordineli çalıştı. Ya onların sayısı da 10 taneye geçmez hocam Türkiye'de. Yok ama şunu söyleyeyim. Şimdi şirketler, çok iyi bilinen şirketler var. İlk defa raporlarda hani al sat tut vardır. Biz bir de uzak dur kararı koyduk. Yatırımcısını sürekli soyan, sürekli bedelli sermaye artırma yapıp sürekli zarar eden bu şirketten uzak dur. Kara listesi var şimdi. Uzak dur kararı verdiğine girmeyeceksin. Şimdi diyorsun ki bunun için bir bedel ödeyeceksin. Ya adamın 300-400 bin lirası var, tamam mı? Orada aylık 80 lira ödemek istemiyor o bilgiyi. Evet. O zaman ödemesin zaten. Ya yani o normal, gitsin hocam, işlemlerini yapsın. Hocam şimdi mesela bir şirketin hissedarısınız. O şirketle ilgili bazı sorularınız vardır ya da ileriye dönük projelerle ilgili merak ettiğiniz vardır. Ne yaparsınız? Genel kuruluna gidersiniz değil mi? Evet. Şirket yöneticilerini görürsünüz, patronlar görürsünüz. Biz mesela diyoruz ki genel kurullara katılın, yatırımcı olarak imkanınız varsa. Ben gidiyorum birçok genel kurula. Yani ya bir tane ya iki tane. Bazen hiç yatırımcı gelmiyor. Yani yatırımcının mantığı yani şirketin geleceğini öğrenmek, şey yapmak ya da uzun vadeli yatırım yapmak değil ki. Evet. O yüzden yani sizin raporlarınıza da bazılarının bu şekilde yaklaşımı bu yüzden. Ben zaten şey yapmıyorum. Ve gerçekten şunu söyleyeyim. Ama bu gelişecek. Bu mecburen gelişmek zorunda. Değişmek Amerika'daki zorunda. Trend neyse o olacak. Neyse. Lafı dağıtmayayım da fazla. Ve siz de gündem medya olarak siz de halka açılacaksınız, evet, değil mi? Evet. Şimdi peki yatırımcı sana falan niye güvensin Orhan? Yatırımcı sen ne yapacaksın? Hocam şimdi ve mesela, niye açılıyorsunuz? Şimdi işte bu sermaye piyasaları aslında çok büyük bir dönüşüm sürecinde. Yeni kanunlar yeniden yazılıyor. Her şey işte tebliğler çıkıyor. Yeni piyasalar kuruluyor. Mesela gelişen işletmeler pazarı bence çok önce daha önce inşa edilmeliydi.
Çünkü hani bir bankalarında hep üzerinde durduk KOBİ'ler vardır ya böyle, evet. Kredi vereyim diye yarışırlar. Evet. Ya bu şirketlerin halka açılma şansı yoktu önceki, evet, dönemde. Çünkü sermayesi düşük. Yani yaptığı işlem hacmi düşüktür. Ama çok hızlı büyüyordur, gelişiyordur. Kaynağa ihtiyacı vardır. O şirketlerin tek alternatifi finansman kaynağı tek bankalardı yani. Bankalara gidip kredi almak durumunda kalıyordu. Evet. Ve işler bozulduğu zaman da bunların çoğu zaten büyük sıkıntılara giriyordu. Biz de bu böyle bir piyasa kurulunca dedik ki biz gelişiyoruz, büyüyoruz ve çok da iyi büyüyoruz. Çünkü sağlıklı büyüyoruz, kâr eden bir yapımız var ve teknoloji tabanlı büyüyoruz. Çünkü teknolojide maliyetler biraz daha düşük, daha uygun oluyor ve yeni projelerimiz var. Bizim işte örnek aldığımız bazı Amerikalı şirketler var, onların projelerini takip ediyoruz. Onlar gibi yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Daha bu yapıyı sürdürebilmemiz için, daha ileriye gitmemiz için. O yeni yatırımları finanse etmek için banka kredisi yerine dedik ki biz halka açılalım. Yani aslında GİP'e gidelim dedik yani gelişen işletmeler pazarına. Eminim bizim gibi Türkiye'de yüzlerce firma vardır. Belki biz örnek olacağız, önce olacağız. Eğer bunu başarırsak birçok şirket de gelip burada fon sağlamak isteyebilecek. Çünkü bizim amacımız bu halka arzdan sonra en az 30 kişiye daha istihdam sağlamak, yeni projeleri hayata geçirmek. Çünkü Türkiye'de internet ve teknoloji çok hızlı tüketiliyor. Çok yani herkesin kabul ettiği bir mecra. Biz Avrupa'dan daha fazla 35 milyon insan internet kullanıcısı ve bu potansiyeli biz değerlendirelim diye. Şimdi borsa gündemin ve işte finans gündemin artık bir internette televizyonu da olacak galiba, evet, değil mi? Yani amacımız bu. Yani oradan gelen parayı o yatırımda televizyon kullanacaksınız. Televizyon yatırımı çünkü. Ama bu televizyon yatırımı çok farklı olacak. Yani birkaç tane Amerikalı örnek var önümüzde. Yani biz orada canlı yayın yapacağız. Ya şöyle mesela diyelim ki bir şirketin genel kuruluna gideceğiz. Yatırımcıya diyeceğiz ki siz zaten gelemiyorsunuz ya da uzak şehirlerdesiniz. Öyle bir imkanınız yok. Biz canlı yayınlıyoruz diyeceğiz. Yani, genel kurulu. Genel kurulu. Evet. Canlı yayınlayacağız. Ama bunu sizin söylediğiniz gibi yani bazı şirketler buna izin veriyor, bazıları vermiyor. Şimdi MKK bunu yapıyor mesela. Evet. Yapıyor ama orada da herkes gidip takip etmiyor. Orada da izlenme oranları çok düşük. Evet. Ya da bir şirket halka açılıyor, basın toplantısı yapıyor. Biz 10 tane gazeteci gidiyoruz. Ne görürsek onu yazıyoruz. Ya da bazıları yazmıyor bile. Hiç yatırımcının haberi bile olmuyor. Biz basın toplantısına koyacağız kamerayı, diyeceğiz ki izleyin. Halka az için basın toplantısı yapılıyor. Her gerekirse soru sormak istiyorlarsa onların adına biz sorular yönelteceğiz. Böyle bir şey. Peki genel kurula katılmanıza izin vermezlerse öyle bir hakları var mı? Var. Yani basınını almıyorlar. Birçok şey almıyor. Ama mesela bazı şirketler var. Sizin dediğiniz gibi mesela Birisa, Akkök grubunun bazı şirketleri, onlar özel olarak davet ediyorlar. Gelin izleyin. Çünkü zaten ya şeffaf. Kendine güvenen şirket. Evet, zaten. Yani orada zaten bir ayrım. Hani kurumsal yönetim açısından baktığında İzin veren şirketten korkma yönetimden. Kesinlikle. Yani kesinlikle hocam. Çünkü diyor ki her şey şeffaf. Bilakis bizi davet ediyorlar. Gelin diyorlar. Ağırlıyorlar. Aynen. Aynen Orhan. Biz de raporları yazarken, tamam mı? Ayrı bir yerimiz var. Kurumsal yönetim izlenimimiz diye. Evet. 5 kategoride şirket yıldız alıyor. Ve burada kurumsal yönetim kısmı bizim için çok önemli. Yatırımcı dostu mu? Yatırımcısını kandırıyor mu? Ne yapıyor? Orada biz puan veriyoruz. Eğer kendisinin kurumsal yönetim derecelendirme puanı varsa biz onu koyuyoruz. Peki bir şey daha soracağım. Çok acayip sivri yazılar yazdın. Yani bu hakikaten piyasada kim manipülasyon yapıyor, kim kimi dolandırıyorsa sen açıkça bunu resmen beyan ettin. Ve inanılmaz bir şekilde yazılarında da şey yaptın. Olduğu gibi her şeyi ortaya koydun. Hodri meydan dedin. Bu konuda tehditler geldi mi? Zaman zaman geliyor hocam. Yani işte telefonla mesajlar gönderiyorlar. Mail atıyorlar. Takma böyle mailleri atıyor. Ama ben zaten onlara hiç kulak asmıyorum. Orada da dediğim gibi amacımız yatırımcıların bilgilenmesi. Yani düşünün. Bugün manipülasyon suçlamasıyla hala yargılanmakta olan bir kişi aracı kurum sahibi olabilir mi hocam? Şu anda Türkiye'de öyle bir şey var. Manipülasyon suçlamasıyla yargılanan kişi şu anda halka arz yapıyor. Manipülasyonun suçlamasıyla yargılanan kişi borsada 2-3 tane şirketi var. Böyle bir şey olabilir mi? Peki, yani biz bunları yazıyoruz. Biz diyoruz ki böyle böyle belgeleriyle koyuyoruz. Bak bu kişi şu mahkemede, şu dosyada yargılanıyor. Manipülasyon suçlaması. Ve diyoruz ki bu kişi hakkında mahkumiyet kararı çıkmış. Kararın ertelenmiş ama mahkumiyet kararı almış. Manipülasyon suçlamasıyla hapis cezası almış. Ama şu şirketin yönetiminde patronu konumunda.
Yani buradaki hataları koyuyoruz. Niye? Çünkü yıllardır yapılan, yıllardır görmemezlikten gelinen sonuçlar bizi buraya getirdi. Bu piyasa büyüdükçe biz büyüyeceğiz hocam. Yani bu piyasa geliştikçe, evet, bu piyasa var oldukça siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Yani yatırım, çünkü siz, evet, siz bu yazıları yazdığınız zaman biz daha lisedeydik, o dergilerden bunları okuyorduk. Ya bu piyasalar büyüdükçe herkes, ama sağlıklı büyüdükçe. Yani o insanlara bakıyorsunuz 5 yıl önce yani 1 milyon parası olmayan şimdi 150 milyon parası var. Yani nasıl yani, Türkiye'den nereden buldun diye bir şey de olmadığı için nereden kazandığını soramıyorsunuz. Yani, evet, yani. Ama baktığınız zaman tamamı bu manipülatif işlemlerden yapılmış ve onlardan kazanılmış. İşte bu yüzden mağdur oluyor. Hocam, evet, bir hisse ortak satışı yapılmadan önce 3 liradan 7 liraya gidip tekrar 1 liraya düşer mi? Bir patron 1 liradan 4 liradan halka arz ettiği şirketi 1 liradan satar mı? Yani şimdi bunu görünce yazmamak... Sana bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi elimizde bir rapor var. Bir bakıyorsun, acayip projeleri var şirketin. 13 yılda sürekli zarar etmiş. Tamam mı? 5-6 kere sermaye arttırımı yapmış. Yatırımcıdan parasını... Ondan sonra benim şu projelerim var. İşte şuradan şu ihaleyi alacakmış, bu ihaleyi alacakmış. Ya kardeşim, alsın ihaleyi diyorum. Ne kadar ne ihalesi varsa alsın. Bırak ama uzak dur. Ha. Sebep ne? Bugüne kadar seninle bir şey paylaşmış mı? Daha önce sen de ihale almadı mı bu şekilde? Daha önce bir sürü üretim yapmadı mı? Bu karlar nereye gidiyor diye baktığında bir sürü detay çıkıyor oraya. Tamam mı? Böyle olduğu zaman hakikaten bir sistemin olması lazım. Yani sermaye piyasası kurulunda bence üretim bandının bir yerinde orası aksıyor. Şöyle aksıyor. Bunun şeye girme süreci. Yani tamam, ilgileniyorlar, bakıyorlar ama o aradan çok uzun zaman geçiyor. Evet. Ve gerçekten done toplamak, bilgi toplamak, onlar için hani bir dosya hazırlamak inanılmaz. Ya hocam, şimdi yatırım ortaklıkları biliyorsunuz geçmişte kurulmuş yatırım holdinge dönüşüyor. Kağıt üzerinde holding. Hiçbir şey yok. Bir kişi, bir tane yöneticisi var ve şu anda işte birleşmelerle işte halka açık olmayan şirketler ya da halka açılamayan, finansal anlamda sıkıntı olan şirketler borsadan geliyor. 1 milyon liraya bir tane yatırım ortaklığı. Onu yatırım holdinge çeviriyor. Onunla birleşiyor. 500 milyon liralık bir kaydi değer ortaya çıkıyor hisse senedi olarak ve bunu piyasada satıyorlar. Yani bakıyorsunuz, birleşmede 2,5 liradan birleşmiş bir şirket patron 1,25'ten satıyor. Yarı fiyatına o hisseyi satıyor. Ya burada bir hata var, bir şey var. Yani biz de diyoruz ki ya bunlar yanlış, bunlar yapılmamalı. Ya biz orada aslında fotoğrafı çekip koyuyoruz. Oradaki yanlışları gösteriyoruz. Ve yatırımcıya da diyoruz ki, sizin de söylediğim gibi, yani uzak durun. Yani bu hisselere yaklaşmayın. Bu hisselerde sıkıntı var. Evet. Yani eğer borsayla ilgili beklentiniz varsa şimdi... İşte siz en başta dediniz ya, hani piyasayı da değerlendirelim. Bence bu, yani Borsa İstanbul hala ucuz. Hala gidecek yeri var. Hala değer kazacak. Yani borsanın çok daha iyi noktalara gideceğim. Belki şu an bir sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu ne kadar devam eder bilmiyorum ama bence endeks 150 bini de görecek yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde. O yüzden sağlıklı yatırım yaparsanız ya da bu dönemde, bu dalgalı dönemde o yatırım fırsatlarını iyi değerlendirirseniz, diyelim ki işte çok iyi bir hisse düştü, bir kriz oldu, bir sıkıntı oldu, bir şey oldu. Onu alıp beklerseniz 3 yıl, 5 yıl, yani bu altından da, mevduattan da, yani gayrimenkul yatırımdan da çok, evet, daha fazla para kazanırsınız diyorum yani. Bizim yatırımcılara yaptığımız öneriler bu kapsamda yani. Ama diyoruz ki bak, burada da bu sıkıntı var. Ha, yine de almak istiyorsan al diyoruz. Alanlar halka var mı? Açılmış olan bir, halka açılmayı düşünen bir şirket olarak bir sona yaklaştınız siz de. Hı-hı. Tamam mı? İzleyeceğiniz... Yani yatırımcıyı bilgilendirme, şeffaflık anlamında. Yani senden önemli ilkleri gördük şeyde, bu internette. O anlamda da bazı ilkleri görecek miyiz? Yani ya hocam, biz mesela yatırımcı bilgilendirme anlamında. Tabii. Yani biz dediğimiz gibi mesela genel kurullarda bütün yatırımcıları davet edeceğiz. Gelin genel kurulumuza katılın. Bütün hissedarları çağıracağız. Diyeceğiz ki gelin bizi tanıyın ya da hedeflerimize birlikte konuşalım diyeceğiz. Öyle bir avantaj bizimiz olacak, çünkü zaten dijital bir medyayız, yani ulaştığımız çok fazla insan var. Artı biz diyoruz ki mesela şirket halka açılıyor, 6 ay sonra ortak satışı yapıyor. Yani bu kabul edilemez. Kabul edilemez. Biz diyoruz ki biz taahhüt ediyoruz, ortaklar olarak zaten GİP'te ortak satışı yapılamıyor. Ama evet, diyelim ki biz 5 yıl sonra GİP'ten çıktık, bir 5 yıl daha GİP'ten çıktıktan sonra da ortak satışı yapmayacağız diyoruz. Evet. İki, diyoruz ki biz geleceğimizi satıyoruz. Çünkü bir varlığımızı, hisselerimizi insanlara veriyoruz. Onlardan aldığımız sermayeyle yatırım yapıyoruz. Diyoruz ki birlikte büyüyelim, kazandığımızda paylaşalım diyoruz. Evet. Yani temettü olarak diyoruz ki biz
İşte yasal yedekler ayrıldıktan sonra kazandığımızın %50'sini temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Çünkü biz yatırımlarımızı bu insanların parasıyla yapacağız. Yani insanların da bence yatırım yaparken bu kriterlere dikkat etmesi lazım. Yani bu şirket kâr ediyor mu? Ben mesela kâr etmeyen şirketi hissesi almam, kazanmıyorsa. Kâr ediyorsa alırım. Yani mantık şudur. Alırım yılda %10, %20 temettü alayım. 5 yıl, 10 yıl bekleyeyim. Zaten yatırdığım parayın karşılığını almış olurum hocam yani. Ondan sonra da hisse fiyatı, hisse değeri beni ilgilendirmez. İsterse dalgalansın, ister düşsün, ister çıksın. O temettü alıyorum. Geçen gün bizde bir haber yayınlandı Borsa Gündem'de. Böyle bir şey vardı. 10 tane ya da 12 tane şirket vardı. 5 yıl boyunca temettü dağıtmışlar. Ve %300'de prim yapmış bu hisseler. Evet. Yani bugün... Ben o çalışmayı yaptım. 2000'den 2012'nin sonuna kadar endeksin çok üzerinde getir sağlayanlar kimler dediğimde iki tane kriter çıktı Orhan. İki kritere uyan şirket endeksi katlıyor. Bir, her sene kar etmiş bu şirketler. Evet. İki istisna vardı onların içinde. O istisnaların sebepleri ayrıntıya girmeyeyim. Her sene kar etmişler. Krizlerde bile kar etmişler. Artı karlarının da minimum %40'ını, 30'unu her sene temettü olarak vermişler. Doktor Ballı diyor ki ben yıllardır borsada işlem yapıyorum. Bu parayla lüks bir otomobili, ev vesaire alabilirdim. O zaman patron olurdum ama borsayı tercih ettim diyor. Borsa gündemine ne kadar şeffaf olacaksınız demiş. Şeffaflık örnekleri verecek misiniz? Kendi genel kurulunuzu canlı yayınlayacak mısınız demiş. Tabii ki. Ercan Fettah. Zaten bizim özelliğimiz olacak. Yani biz bir başkalarının yapmasını istediğimiz şeyleri biz kendimiz önce yapıp örnek olacağız. Biz yapacağız. Ondan sonra da diyeceğiz ki ya da bugüne kadar eleştirdiğimiz konular. Biz de sizin konular... hakkınızda o zaman rapor hazırlayıp yayınlayacağız Orhan. İnşallah. Ve gerçekten... Hocam Amerika'da bizim benzeri olan şirketler var. Bu Avrupa'da da var. Halka arz edilmiş. Nasdaq borsasında işlem gören. Evet. Ve bunların büyük bir kısmı başarılı olmuşlar. Çünkü bu piyasaları kullanarak sağladıkları fonla yatırım yapıp büyümüşler yani. Evet. Orhan Pala, Gündem Medya Yönetim Kurulu üyesi ve Borsa Gündem Genel Yayın Yönetmeni. Çok teşekkür ediyorum biz buraya kadar geldiğin için. Hakikaten ben çok istiyordum seninle oturup bir sohbet edip. Çünkü en tek cesur bu konuda şu an olduğu gibi var olan her şeyi bütün şeffaflığıyla yayınlıyorsunuz. Bence aynen devam edin. Ve gerçekten küçük yatırımcıya büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Ve küçük yatırımcılar adına da teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Para Rotası'na sonuna geldik. Piyasalara bakamadık ama bugünkü bilgiyatırımcı.com'daki yazılarımı da anlattım. Genel olarak aşağı eğimli bir piyasa var. Biraz bekleyip yukarı yönlü borsada hareketler olabilir ama 78-250'nin geçilmesi bir miktar zor gözüküyor. Bizlerle birlikte olduğunuz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.